Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere psikosomatik bozukluklar ve cinsel uyum sorunlarıyla alakalı bazı bilgiler hatırlatmak istiyoruz. Psikosomatik bozuklukların ilki pika, en az bir ay süreyle besin değeri olmayan şeylerin sürekli olarak tüketilmesidir. Bunlar sabun, toprak, cam veya aklınıza ne gelirse besin değeri olmamak şartıyla tüketilmesidir. İkincisi ise anoreksiya nervoza. Bu daha çok 12-18 yaşlarında başlayan ve kızlarda daha çok görülen bir bozukluktur. Şişmanlamaya karşı yoğun korku yüzünden kişi bilinçli olarak zayıf kalma çabaları içerisine girer. Geçmişe nazaran günümüzde daha çok görülen bir bozukluktur. İki türü vardır. Kısıtlayıcı tür, yani kişi yemek yemekten kendini alıkoyar, yemek yememeye çalışır, yemek yemez ve bu şekilde o korkusunu giderir. İkincisi ise tıkanırcasına yeme türü veya bulimik tür. Bunda ise kişi yediklerini çıkarmaya çalışır. Üçüncü bozukluğumuz bulimia nervoza. Burada kişi dönem dönem aşırı yemek yeme, kilo alma ve bir yandan da aldıkları kiloyu durdurma çabaları içerisine girerler. Burada hasta aşırı yemek yeme isteği olduğu için ve bu isteğine karşı koyamadığı için yemeği yer, daha sonra pişman olup bu yemeği çıkarmaya çalışır ve kusar. Bulimia nervoza ile anoreksiya nervozanın bulimik türü arasındaki fark: anoreksiya nervozanın bulimik türünde kişi yemeği kısma veya kesme doğrultusundayken, bulimiyada ise daha çok kişi yemeği durduramadığı için devam eder ve pişman olur, bu yüzden kusar. Dördüncüsü tıkanırcasına yeme bozukluğu. Kişinin alışanın üstünde daha çok yemek yemesi ve hızlı yemesi ve rahatsızlık duyacak kadar tokluk hissedinceye kadar yemesidir. Kişiler genelde çok yediği için de yalnız yemek yemeyi tercih ederler. Beşincisi geri çıkarma, geviş getirme bozukluğu. Çocuğun yemeğini yedikten sonra yediklerini ağzına tekrar getirerek geviş getirme hastalığıdır. Çocukların gelişim döneminde daha çok karşılaşılan bir bozukluktur ve kişi seçici yiyici olarak bilinir. Ve bu durum bazı gıdaların tüketimini de engelleyen bir bozukluktur. Ve son ise obezitedir. Cinsel uyum sorunları. Burada ilk önce cinsel uyumun yalnızca cinsel organlarla bir birleşme anlamında değil, daha çok cinsel uyumun ruhsal bölümünü içeren bozukluklardır. Sevgi, sevilme, yalnız kalma gibi durumları barındıran bozukluklardır. İlk bozukluğumuz mastürbasyon olarak da bilinen özdoyurum. Öncelikle ergenlik ve delikanlık çağında başlayan ve genellikle bireyin ve ailenin bu eyleme verdiği anlam ile ortaya çıkan bir sorundur. Kişi bunu yaptıktan sonra ağır bir pişmanlık duyar ve daha çok bir günah işlemiş hissi bulundurur. Ve kişi kendinde büyük bir enerji kaybına uğradığını düşünüp, üç dört gün odalarda sadece yatıp kalabileceği durumlara sokabilir kendini. Mastürbasyon yapmasının sebebinin altında yalnız kalması, yalnız kalma hissi ve kendiyle çok ilgilenme yatabilir. İkincisi ise cinsel güçsüzlük korkusu. Burada kişi cinselliği güç olarak algılar ve cinselliği güç olarak algıladığı için de bunda kendisini yetersiz görmesi yatmaktadır. Üçüncüsü ise cinsel işlev bozuklukları. Bunlar neler olabilir? Erken boşalma, aşırı cinsel dürtü, ağırlı birleşme, cinsel tiksinme veya haz duymama, vajinismus gibi problemler olabilir. Cinsel kimlik sapmaları, eşcinsellik, karşıt cinsellik veyahut da cinsel sapkınlıklar. Eşcinsellikte kişi hem cinsiyle ilişkiye girmek ister ve buna yönelik bir eylemde bulunur. Açık ve gizli olarak ikiye ayrılır. Açık eşcinsellikte kişi eşcinsel duygu ve dürtülerin bilincindedir. Gizli değilse daha çok bu duygularının bilincinde değildir ve bu duygulara yabancıdır. Karşıt cinsellik ise erkeğin kendisinin kadın, kadının da erkek gibi algılaması ve bu şekilde kabul etmesidir. Bu duygu daha çok küçük yaşlarda başlar. Kız çocuk kendini erkek çocuk gibi algılar ve giderek konuşması, yürümesi, giyinmesi, hareketleri buna benzer. Veyahut da erkek çocuğun kendisini kız olarak algılamasıdır. Cinsel sapkınlıklar, parafili. Bunlar karşıt giysicilik, gösterimcilik, gözetleyicilik, çocuğa cinsel sevi, yaşlıya cinsel sevi, ölüye cinsel sevi. Tabii bizim burada en dikkatimizi çekecek olan pedofili dediğimiz çocuğa cinsel sevi dikkatimizi çeker. Karşıt giysicilikte kişi erkeğin kadın, kadının erkek gibi giyinme tutkusudur. Gösterimcilikte kişi cinsel organlarını başkasına gösterme tutkusu vardır. Gözetleyicilikte ise başkalarının özel durumlarını gözleme tutkusudur. Fetişizm ise aslında cinsel anlamı olmayan fakat birey için cinsel sapıklık haline gelmiş durumdan haz alma durumudur. Sadizm,
zarar vererek azalmayken, mazojizm ise daha çok kendisine zarar vererek cinsel uyum sağlamadır. Çocuğa cinsel sevi, çocuklara cinsel ilişki tutkusu, yaşlıya cinsel sevi yaşlıyla, ölüye cinsel sevi ise ölüyle cinsel ilişki tutkusu.